Evet arkadaşlar, şu anda Wuppertal'deyiz ve Wuppertal'de birçok eski şato var etrafta. Wuppertal şehri 19. yüzyılın başında kurulmuş ama daha önce minik minik kasabaların olduğu bir bölgeymiş. Bu kasabaların birleşilmesi Wuppertal şehri kurulmuş. Wuppertal'de Wupper vadisi demek, tal vadi demek. Wupper nehri geçiyor da buradaki en eski yerlerden birine geldik şu anda. Lütenberg Schloss. Bu kalenin tarihi 1217 yılına kadar gidiyor. Daha önce burası Geresay Manastırı'nın avlusuymuş. Bayağı eski belgelerde falan da bu bölgenin ismi geçiyor zaten. 30 yıl savaşlarından sonra da burası iyice böyle bir kale şeklinde konumlandırılmış. Ve artık şehrin kullanımında içeride avluda güzel tatlı bir restoran olarak kullanılıyor. Gerçekten böyle kafa dinlemek için çok sevimli bir yer bence. 2000 yılından beri özel bir aile burayı işletiyor. Önemli tatlı eski bir yer ama çok güzel korunmuş, inanamıyorum. Evler çok güzel, tarihi hepsi 2,5 katlı binalar ve tam bir böyle hani Almanya mimarisini falan hani görebileceğiniz güzel bir alan. Doğanın içerisinde zaten çok böyle kuytu bir yerde, çok güzel bir orman yolundan girip geldik buraya. Biz çok beğendik yani. Almanya, Almanya diyoruz ama enteresan, gizemli, gezilecek alanlar da yok değil yani. İnsan ararsa eğlenecek, gezecek her şeyi bulabilir Almanya'da. Gizemli, güzel şatolar çok. Duruyor. Tayga bak, bu taş değirmenlerden bizim köyde de vardı ve bu iki taşı üst üste koyup mesela buğdayları böyle çevirip çevirip ortasından buğdaylar arasında öğütüyorlar taş değirmende. Sonra da o buğdaylar un oluyor, böyle ortasından doluyor. Evet, aşağı doğru şöyle, aynen. Ondan sonra da un yapıyorlar taş değirmende yani. Evet. Unu ne yapıyorlar? Hamur yapıyorlar. Suyla karıştırıyorlar. Ondan sonra da o hamuru pişiriyorlar. Ekmek oluyor. Doğru mu? Evet. Kafeslerin ardından şu an nereyi görüyoruz? Nereyi görüyoruz? Şu anda burada bir eski maden ocağı. İşletiliyor mu hala burası peki Çağrı Bey? Tabii çalışıyor artık burası. Şey, hala çalışıyor. Evet. Hala buralar çalışıyor arkadaşlar. Burada çalışıyorlar. Evet. Ne çıkarıyorlar? Kireç taşı galiba. Kireç taşı. Aa evet, kireç taşı aynen. Evet. Evet ama çok güzelmiş. Rengi harika. Yani şuraya atlayıp yüzesim geldi. Çok güzel gerçekten. Şu an neredeyiz? Bu Wuppertal yakınındayız. Evet. Tayga beğendin mi gölü? Arkadaşlar kireç taşı çıkıyor. Kireç taşı burada. Evet. Burada yüzülür mü kireç sence? Madeni. Tehlikeli midir? Evet, rengi çok güzel ya. Kireçten mi bilmiyorum gerçekten. İnanılmaz bir aqua mavisi var yani ortamda. Videoyu izleyen madenciler yorum. Madencilerden yorum bekliyoruz, evet aynen. Wuppertal yakınında böyle bir göle geldik. Maden ocağı kendisi. Çok güzel. Heyecanlıyız. Şimdi. Masmavi rengi. Evet. Çok güzel mavi. Çok hoş gerçekten. İnsanın böyle girip yüzesi geliyor. Hava da çok sıcak. Tayga, yüzmek ister misin burada? No no. No no. Hadi bakalım. Sen burayı böyle istersin. Bir alan. Çok isterim. Arkadaşlar şu anda Schwebebahn'dayız. Wuppertal'de. Bu Schwebebahn 1901 yılında yapılmış. Evet, gidiyoruz Tayga ve gördüğünüz gibi nehrin üzerinden gidiyor. Bu yukarıda rayları tam ters yani, şu anda altımız boş. Nehrin üzerinden gidiyoruz. Raylar da şeyin üstünde, tramvayın üzerinde. Buraya 1901 yılında çok yaratıcı bir belediye başkanı demiş ki öyle bir ay yapalım ki tepede dursun, millet aşağıya bakarak gitsin. Burası da böyle Wuppertal'in turistik bir noktası. Buraya da gelip şöyle bana biniyorsunuz, nehrin üzerinden gidiyorsunuz. Böyle bir eğlence arkadaşlar. Biletleri alıyorsunuz, tramvaya binmeden önce biletleri onaylatmanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Aramızda unutanlar var. Evet, şu an. Dikkatli olun, strese girmeyin yani. Uyarayım.
Almanya'nın en tontiş pontiş şehirlerinden biri tabii ki de Wuppertal'deyiz. Şu anda bütün Wuppertallilerin heyecanla buluşma noktasındayız. Görmüş olduğunuz gibi Ein neuer erfolgreicher Tag. Bir başarılı gün yani sonunda. Bond çantasını kenara bırakıp burada taklalar atarak giden bir beyaz yakalıyı temsil ediyor. Burası bir buluşma noktası. Wuppertal büyük bir şehir. 350 bin kişi yaşıyor burada yaklaşık olarak ve Türklerin de yoğun olarak tabii ki de yaşadığı şehirlerden bir tanesi. Burada en fazla Türk nüfusunun olduğu, en fazla burada kimler var biliyor musunuz peki? Malatyalılar var. Malatya diyarı gördüğünüz gibi. O yüzden bakalım geziyoruz şu anda. Enteresan bir şehir. Bayer'in burada tabii ki de merkezi var. Ondan sonra bir de Barme Versicherung sigorta şirketinin de merkezi ve kurulduğu yer burası. Aynı zamanda da tabii ki de burası çok önemli bir yer. Friedrich Engel'in memleketi. Bunu size daha sonra anlatacağım. Engel'i bilen bilir zaten. Öyle yani. Evet arkadaşlar, bu Wuppertal'de şu anda cıvıl cıvıl bir ortamdayız. Pazar günü olmasına rağmen inanılmaz kalabalık. İnsanların buluşma noktalarından bir tanesindeyiz. Biraz önce şu karşıda görmüş olduğunuz beyaz binanın alt katında buranın en meşhur İtalyan kafesi var ve orada çok güzel dondurmalar vardı. Birer top dondurmacı kaldık kendimize. Herkes rengini belli etti. Çağrı Bey tabii her zamanki gibi çikolatalı şeylerden yanına, Ferrero Rocher'den yana kullandı. Ben cheesecake ve yavrucuğum da cookies tercih etti. Bu İtalyanlar gerçekten bu iş konusunda çok meşhur ve çok iyiler bence dondurma konusunda. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz kilise de buranın en büyük kilisesi yani merkez kilise, merkez cami görmüş olduğunuz yer. 1835 yılında yapılmış Katolik Kilisesi, Bazilik olarak geçiyor. Ve hani nasıl aktif bir yer yani, aktif dindarların katıldığı bir ortam. Bilmiyorum, bizi çok şey yapmıyor artık, her yer kilise, her yer merkez kilise olduğu için içine girmeye şu anda tenezzül edeceğimizi zannetmiyorum. Bilmiyorum, girer miyiz? Girelim bakalım ya, neymiş acaba diye. Öyle yani, keyifli bir ortam. Cıvıl cıvıl insanlar eğleniyorlar. Çok güzel, hava çok sıcak. Şu an Türkiye'de enteresan bir şekilde havanın serin olduğu ve yağmurlu olduğu bilgileri geliyor bize. Biz burada cenneti yaşıyoruz yani. İnanılmaz bir sıcak hava var. Vergazı yani, aynen. İklim, işte Klimawandel. İklimler değişiyor arkadaşlar. Burası artık Akdeniz iklimi olacak. Ben öyle inanıyorum. Gücümüz de, Türk'ün gücü burayı ısıtacak. Burada dondurma mı yedin sen? Ne oldu şu an arkadaşlar? Şu anda çok enteresan. Arkadaşlar şu anda... Şu anda bir arı saldırısına maruz kaldık. Kendimi kurtardım. Evet, inanılmaz bir şey. Siz de bunu canlı yayında gördünüz. Vahşi hayvan saldırısı Wuppertal'in göbeğinde. Peki şu anda ben de bir tabii haberci içgüdüsüyle bu anı hemen bir habere dönüştürmem lazım. Neler hissediyorsunuz bu vahşi hayvan saldırısı Avrupa'nın göbeğinde? Yani arıya karşı alerjim olmadığı için şu an hiç tedirgin değilim. Umurumda bile değil yani. Arıya sokan bir insan bir yıl boyunca hastalıklardan korunduğu için çok mutlu oldum. Vücuduma giren bu arı zehri beni şu anda inanılmaz güçlü hale getirdi. En son 5 yaşındayken arı tarafından ısırılmış, sokulmuş. Arkadaşlar hiç tedirgin olmadığını hep beraber gördük zaten. Arkadaşın çok soğukkanlıydı. Çığlık atan başkasıydı o sırada. Yanlış gördünüz. Neyse geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim. Nazar. İnanılmaz nazar var üzerimde. Bu negatif enerji ve nazar diyorum ki gitsin yani, yeter artık. Bakalım, bir okutup üfletmem lazım. Bir kurşun falan döktürmem lazım kendime. Kilisede bir zemzem suyu. Pardon, ne suyu bunlarınki ya? Kutsal sudan falan bir isteyeyim papazdan. Bir bardak ver de içeyim falan. Yani Baptist Show. Evet arkadaşlar, bu Wuppertal merkez kilise, merkez bazilikum. Şu anda ferah geldi yani, dışarıdaki korkunç sıcaktan sonra şu anda bu serinlik bizi etkiledi. Şurada bir dilek mi tutsam, ne yapsam ya, nazar için şuradan bir mum yakayım diyorum. Bak burası da şöyle şey için, fakir insanlar için, for the armen. Hani fakir insanlar için burası. Papaz büyüsünü bozduralım tabii. Yalnız şeyler güzel bak, vitraylar falan. Modern, sade ama çok şık. Gördüğünüz gibi. Kolumda da hafif bir yanma başladı yani. Hemen ben bir papazla görüşeyim bu konuyu. Kutsal kase burada mı yoksa? O ne acaba ya öyle?
Çağrı şimdi bir duaya oturacak. Her zaman yapar bunu çünkü. Tayga zaten çok dindar bir insan kendisi. Evet, gördüğümüz gibi orada papaz var. Bir takım ayinler yapanlar da oraya geçiyorlar yani. Papazdan bir tavsiyeler de alıyorlar yani. İlginç bir ortam var. İçeri geçiyorlar. Ne var acaba içeride? Ben mini şortumla girebilir miyim? Gerek yok gerçi ama. Du bist diyor unser Licht. Yani siz bizim ışığımızsınız diyor. Kim ki onlar acaba? İçeride bir olaylar var ama. Arkadaşlar şu anda Wuppertal'e Brauhaus'dayız. Buranın yöresel şeyi. Burada Biergarten'lar var. Böyle oturuyorsunuz çay bahçesi gibi. Şöyle baba, etrafı gösterelim. Uğurcu. Brauhaus'dayız. Bak Brauhaus. Evet Brauhaus. Buranın müdavimi Tayga Bey. Evet bu Brauhaus'lar böyle bizim eski çay bahçeleri gibi. Bir de şeyde de varmış herhalde. Bomonti'de değil mi? Evet. Bira bahçeleri varmış. Eski layık Türkiye. Arkadaşlar onun gibi buralarda çay bahçesi gibi millet böyle geliyor işte oturuyor pazar günü filan. Güzel hava iyiyken dışarıda oturup biralarını içiyorlar. Her yerinde kendine göre birası var. Şimdi biz Wuppertal'de olduğumuz için bugün bir böyle bira molası verdik. Şeye gitmeden, Engels'e gitmeden önce Engels Müzesi'ne. Burası Barmen diye bir yer. Barmen Wuppertal'in bir nesi? Semti. Bir muhiti Wuppertal'in Barmen ismi de. Engels Müzesi de burada. Burada da Wuppertal'e Brauhaus var. Buraya geldik. Bunların da meşhur değişik kendilerine göre biraları var. Ben ne içiyorum? Ben Wuppertweizen içiyorum. Beyaz şey bira. Hanımefendi de Wuppertal değil mi? Wuppertal içiyor. Şimdi biralarımızı içeceğiz. Pomesimizi yiyeceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar aslında Wuppertal'de bence insanlar için en önemli olan noktanın olduğu yerdeyiz şu anda. İnsanlar böyle havaray işte şivebefban falan filan diye böyle Wuppertal deyince bir numarada bu çıkıyor ama bence buraya önemli kılan şey şu arkamda görmüş olduğunuz ev. Bu evde Karl Marx'ın kankası, fikir arkadaşı, hatta finansmanı olan çok zengin bir arkadaş doğmuş. Friedrich Engels yani ilgilisi olan bilen insan bilir zaten. Bu arkadaş bu evde doğmuş ve bu şehirde büyümüş. Kendisi çok önemli bir filozof ama çok enteresan bir adam. Çünkü çok zengin, inanılmaz derecede böyle yakışıklı, çılgın bir Prusyalı ama aynı zamanda da komünizmi falan savunuyor. Yani fakirlerin haklarını işte proletaryalar şöyle böyle falan filan. İşte komünizmi bilenler bilirler yani Karl Marx'la birlikte bu fikri savunan bir arkadaş. Çok enteresan bir adammış, çok yakışıklıymış. Kızlara, iyi yemeğe, güzel içkilere falan düşkünmüş ve aynı zamanda da tam olarak 20 dil konuşuyormuş ya. Ana dili gibi, anasının sütü, helal 20 dil. İnanamıyoruz yani. Biz burada kaç yıldır Almanca ile mücadele eden insanlar 20 dil konuştuğunu söylüyorlar. Evet, bir sınava soksak acaba hepsinden B2, C1 falan olabilir miydi? Tartışılır, bilmiyorum. O zamanlar belki de parasıyla bu havaları atıyordu. 20 yıl konuşuyorum falan diye. Ben de 5 tane konuşuyorum. Aynen, bu adamın çok ünlü bir sözü var. Zaten diyor ki, öbür dünya fakirlerin diyor, bizim diyor amacımız diyor. Er ya da geç bu dünyayı da fakirlere vermek. Allah'ım ya, tatlılığa gel ya. Sarı saçlı mavi gözlüm yani kendisi. Böyle çılgın fikirleri varmış. Hala fakirler fakir işte görüyorsunuz yani. Komünizmin modası geçmiş. Öyle burası da onun doğup büyüdüğü yer. Wuppertal'da en önemli şey aslında bu yani. Wuppertal güzel bir şehir. Beğendik. Arkadaki ev de çok tontiş. Bu arada müze olarak kullanılıyor doğmuş olduğu ev ama 18'e kadar açıkmış. Biz tam böyle kapısına geldik. Görevli çocuk kapıları kapattı yani. O yüzden tabii ki de içeri giremedik. O yüzden giremedik. Biz de dönerciye gittik. Dönerciye gitmeye karar verdik. Çünkü etrafta çok fazla Türk ve Türk restoranı var. Yani öyle arkadaşlar biraz ileride de göreceksiniz biraz sonra göstereceğiz kendisinin Friedrich amcamızın heykeli var. Evet arkadaşlar Friedrich amcanın heykeli arkamda görmüş oldunuz amca yani düşünüyor gördüğünüz gibi ciddi çünkü kendisine bir filozof 1820 yılında doğmuş ve 1895 senesinde ölüyor.
Frederick amca enteresan bir adam demiştik. Kendisi 20 dili konuşuyordu, çılgındı falan filan. Buralarda böyle fikirler savunmuş. Ama Wuppertal önemli bir şehir. Burası aslında 2. Dünya Savaşı'ndan önce tekstilin merkezi gibi bir yermiş. Bayağı büyük endüstri varmış burada, tekstil endüstrisi. Ve 2. Dünya Savaşı'nda inanılmaz derecede bombalanıyor ortam. Ve ayrıca da burada, buraya yolunuz düşerse, Kemna isminde bir konsantrasyon kampı var. En büyüklerinin, Auschwitz kadar büyük yani. İlk yapılanların hatta. Ve orayı da Almanya'nın birçok yerinden ilk bu işler başladığı zaman işte sol görüşlü, komünist fikirlere sahip ya da işte sevmedikleri Yahudiler gibi insanları toplayıp getirip burada çalıştırmışlar. Hatta o kampta düşünün yani şu merkezin 15 dakikada gidebildiğiniz yerde şehirde yaşayan insanlar işkence yapılan insanların sesini duyuyorlarmış. Yani sağ kalanlar falan böyle inanılmaz kötü hikayeler anlatıyorlarmış. Böyle enteresan bir yer. Yolunuz düşerse buyurun gelin gezin. Bu amcada görmüş olduğunuz gibi çok önemli bir insan. Buna da gelirsiniz, evini ziyaret edersiniz, bir dükkanında çayını içersiniz, müzeyi işleten arkadaşların. Wuppertal çok keyifli, buyurun gelin yani. Biz eğlendik, bayağı böyle sakin, pazar sakinliği var ortamda. Bizi izlemeye devam edin.